Biz kadın girişimcilerin en büyük sorunu ne biliyor musunuz? Güvensizlik. Evet, güvensizlik. Biz kendimize güvenmiyoruz. Ben mesela yıllarca medya sektöründe çalıştım. Muhabirlik yaptım, editörlük yaptım, spikerlik yaptım. O kadar zaman içinde hiçbir gün olsun acaba ben kendi şirketimi, kendi işimi kursam mı, acaba ne yapsam diye hiç düşünmedim. Girişimci olmak aklımdan dahi geçmedi. Şimdi dönüp geriye baktığımda acaba niye düşünmedim diye sorduğum zaman bulduğum cevap ne biliyor musunuz? Cesaret. O cesaret işte yoktu bende. O cesaret bende olmadığı için girişimcilik aklımın bir ucundan dahi geçmedi. Sanki girişimcilik, kendi işini kurmak böyle çok zor, çok korkunç bir olaymış da aman aman hani aman benden uzak olsun da yapmayayım etmeyeyim gibilerinden kafamızı gömüyoruz böyle bir kurumsal şirketin içine. Maaşımızı da alıyoruz, faturalarımızı da ödüyoruz. Nasıl olsa bu bize bir konfor sağlıyor. Aman o konforumuz hiç bozulmasın diye hiçbir şekilde kendi işimizi kurmayı düşünmüyoruz. Oysa bir parça cesaret gösterebilsek, çok değil, bir parça mini minnacık bir cesaret gösterebilsek o adımı atabileceğiz. Hiç unutmuyorum, Ümit Boyner'in de benzer bir sözü vardı. Önemli olan o ilk adımı atabilme cesaretini gösterebilmekte. Bunun gibi bir şeydi, bu minvalde bir şeydi. Hakikaten de biz kadın girişimcilerin ilk adımı atma konusunda cesaret göstermemiz gerekiyor. Evet, bir takım handikapları var, bir takım zorlukları var girişimci olmanın ama bunların üstesinden gelmek için de önce adım atmak gerekiyor. Ben bunu öğrendim, kendi hayatımda da öğrendim. Çünkü düşünsenize hiç aklından iş kurmayı düşünmeyen biri olarak ben de günün birinde kendi işimi kurdum. Ha, başarılı olur, olmaz, o ayrı tartışılır ama nihayetinde ben bu deneyimi yaşadım ve iyi ki de o adımı attım diye düşünüyorum. Ne yapabiliriz? O adımı atabilmek için nasıl cesaret bulabiliriz? İşte bunun için de size söyleyeceğim şey bol bol kadın girişimcilerin hikayelerini okuyun. Onların hikayelerini okumak inanın sizi o kadar güçlendirecek ki şaşıp kalacaksınız. Ne mesela? Ben şunları gördüm hani bunca zaman röportaj yaptığım kadınlardan, okuduğum öykülerden şunu gördüm. Kadınlar birincisi iyi oldukları bir işte şirket kurabiliyorlar. Nedir o? Çok iyi bir tasarımcıdır, kendi tasarım şirketini kurar. Finansta çok iyi anlıyordur, finansal danışmanlık şirketini kurar. Yani o yılların getirdiği birikimi kendi işine de devam ettirir, kullanır. İkinci bir şey daha var. Burada da kendi işleriyle, kendi yaptıkları meslekle alakalı olmasa da yine de bu alana da yönelen, bu şekilde de kendi işini kuran kadınlar var. Onlar da ne yapıyorlar? Bir ihtiyacı fark ediyorlar. Bir şeye ihtiyaç var. Aa diyorlar, buna ihtiyaç var ama yok. O zaman ben yapayım. Belki o alanı hiç bilmiyor. Hiçbir deneyim yok ama ihtiyaç olduğu için cesaret gösteriyor. Ben bir dönem girişimcilik kurslarına katılmıştım. Orada bizim hocamızın söylediği bir şey vardı. Eğer yaptığınız işin başarılı olmasını istiyorsanız kimsenin yapmadığı bir şeyi yapın. Bir. İkincisi ise eğer başkalarıyla aynı işi yapıyorsanız fark yaratın. Onlardan nasıl bir farkınız olduğunu ortaya koyun. Eğer bu ikisini yaparsanız, yani ihtiyaç olan bir şeyi yaparsanız ve diğerlerinden farklı yaparsanız işinizin tutmaması için hiçbir sebep yok. Ben öyle çok örnek gördüm. Ne kadınlar gördüm? Piyasada istediği gibi mama yok. Kendi mama markasını kurmuş. Piyasada istediği bebek yatağı yok. Kendi bebek yatağını üretmiş, girişmiş. Pek çok örnek var böyle. İhtiyacı görüp o ihtiyaca cevap verilen bir üretim gerçekleştiğinde o kadın başarılı oluyor. Benim gördüğüm bu şekilde. Peki önümüzde başka neler var? Şimdi evet cesaret gösterdik. Şirketi kurmaya karar verdik. Alanımızı da belirledik. İhtiyacı da belirledik. Peki sonra ne yapacağız? Şirketi nasıl kuracağız?
Burada ne çıkıyor karşımıza? Elbette para sorunu çıkıyor. Sermaye var mı, yok mu? Bu işte biz kadınların önündeki en önemli sorunlardan birisi. Hiç sermaye olmayabilir. Sermayesi olanlar bir şekilde yollarını zaten açıp ilerliyorlar. Ama sermayesi olmayanlar için durum hakikaten zor. Peki ne yapılabilir? Hiç sermayesi olmayan kadın hiçbir şey yapamayacak mı? Kendi işini kuramayacak mı? Elbette kuracak. Ben bunun da örneklerini gördüm. Pek çok kadın sıfır sermayeyle iş yapıyor. Ne yapıyor? Mutfak masrafından kısıyor. Gerekirse üzerine bir gömlek almıyor. O gömleğin parasını kenara koyuyor. Biriktiriyor. 3 lira, 5 lira artık ne kadar biriktirilse o parayla yola çıkmaya başlıyor. Bunlar, bu söylediklerim hani genel geçer, herkesin çok rahat bir şekilde giriş yapabileceği türden tasarım ürünler için söylüyorum bunları genel olarak. Hep aynı benzer örneği veriyorum. Ben pazarda bir kadına rastladım. Parmak arası terlik satıyordu. Üzerinde şahane işlemeler vardı. Eğer merak ediyorsanız kanalımızda Kadın Girişimciler kısmında onun videosunu izleyebilirsiniz. Bence muhteşem bir iş. Piyasadaki terliklerle yetinmemiş, kendi alternatifini kendi tasarımlarıyla ortaya koymuş. Bunu yaparken de mutfak masrafından kısarak 400-500 lira gibi, evet yanlış duymadınız, 400-500 lira gibi bir sermaye oluşturmuş. Onunla da gitmiş, parmak arası terlikleri almış. Yine Eminönü'ne gitmiş, oradan da süslü taşlarını vesairelerini almış. Gelmiş evini atölyeye dönüştürüp terliklerini işlemiş, pazara çıkmış, pazar tezgahında satıyor. Aynı zamanda Instagram'da da satıyor. Böyle çok kadın var. Yani inanılmaz küçük paralarla işini kurup yola çıkan, kimseye muhtaç olmayayım, kendi paramı kendim kazanayım diyen pek çok kadın var. Yeter ki isteyin, yeter ki önünüzdeki örneklere bakın. Şunu söyleyebilirsiniz çok rahat bir şekilde. O nasıl yapmış? Vay canına. O yaptıysa ben de yaparım. Hakikaten bu sözü kendinize söyleyin. Eğer bir işi bir başkası yapıyorsa inanın siz de yapabilirsiniz. Yeter ki kendinize inanın, o ilk adımı atma cesaretini gösterin. Sonra yollar bir şekilde açılacak. Siz yeter ki hedefinizi ortaya koyun, hayalinizi ortaya koyun ve vazgeçmeyin. Peki, diyelim ki işi kurduk. İster şirket olsun, ister şirket dışı, küçük sermaye ile ya da büyük sermaye ile olsun. Sonra bizi başka bir sorun bekliyor. O da pazarlama ve reklam sorunu. Ürünümüzü nasıl pazarlayacağımızı bilemiyoruz. Biz kadınların en büyük eksikliklerinden birisi de bu bilgi eksikliği. Bir şirket kurduğumuzda o şirketi nasıl yöneteceğimizi, ürünü nasıl üretip nasıl pazarlayacağımızı, reklamını nasıl yapacağımızı, nasıl satış kanalları oluşturabileceğimizi bilemiyoruz. Bu bizi maalesef yolda giderken zorlayan en önemli etkenlerden biri. Peki bunda nasıl yol alabiliriz? Sorunu nasıl çözebiliriz? Arkadaşlar, internet derya deniz. İstemediğiniz kadar bilgi dolu ama yeter ki öğrenmeye açık olalım. Neyin nasıl yapıldığını o internetteki sitelerden araştırdığımızda inanın buluruz. Kendimden örnek vereyim. Ben dijital medyada daha önce hiç çalışmamıştım. İşte kadınlar.com'u kurduğum zaman online medya hakkında hiçbir fikrim yoktu. Hiçbir fikrim yoktu. Sıfır. Yani ben 20 küsür yıl medyada çalışmışım. Acayip deneyimliyim güya. Ama dijital medyaya gelince böyle duvara tosladım kaldım. Sıfır bilgiyle dijital medyaya girdim. Demin dedim ya, bilgi eksikliği var. Nasıl yapacağız? İşte siteyi oluşturabilmekten, içeriğini oluşturmaktan, yapmaya, sosyal medyada paylaşmaya, paylaşırken nelere dikkat etmeye varana kadar bir dolu bir şeyi ben internetten öğrendim. Öğrendiklerimi uyguladım. Hala bilmediğim çok şey var.
Hala internete giriyorum. YouTube'daki kanallara girip bakıyorum. Bazen teknik bir şey oluyor. YouTube'dan bir video buluyorum. Karşımdaki bana Google'la ilgili ya da işte internet sitesindeki bir sorunun nasıl çözüleceğine ilişkin bir takım bilgiler anlatıyor. Sese açıp dinlediğimde ne görüyorum biliyor musunuz? 10-12 yaşlarındaki bir çocuk bıcır 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 geçmiş anlatıyor. Ve ben 50 yaşındaki kadın o 12 yaşındaki çocuğun bıcır bıcır anlattıklarını can kulağıyla dinleyip, öğrenip, notlar alıp bunları sitemde hayata geçirdim, sitemde uygulamaya çalıştım. Hala da bu şekilde öğrenmeye devam ediyorum. Yani eğer girişimci olmak istiyorsanız öğrenmenin sonu yok. Bunu bir tarafa not edin. Her gün ama her gün, her gün ders çalışmak zorundayız ki ilerleyebilelim. Yoksa o şirketi kurmakla kalıp oturduğumuz yerde maalesef oturuyoruz. Ve biz kadın girişimcilerin önünde başka engeller de var elbet. Bir kere kadın olmaktan kaynaklı engeller var. Şimdi şirket kuracağız ama bu şirkete nasıl efor sarf edeceğiz? Şirkette çalışmak öyle gidip 9-18 kurumsal bir şirkette çalışmaya benzemiyor. Eğer kendi şirketiniz varsa neredeyse 7-24 çalışmanız gerekiyor. Özellikle ilk zamanlar için söylüyorum. Çünkü yeni bir şeye girişmişsiniz. Onun tutunması gerekiyor. Bir taraftan hani dedik ya bilgi eksiklikleri var. O yüzden o bilgileri tamamlamak gerekiyor. Yani böyle biraz insanın gecesi gündüzü birbirine karışıyor. Haberiniz olsun. Ve bu çabayı gösterirken, uğraşırken elle de bir çocuklu kadınsanız, evde yükümlülükleriniz varsa hemen etraftan başlanıyor söylenmeler, mızırdanmalar. Ne gerek vardı şimdi buna? İşte yine bir şirkette bir iş bulup çalışsan daha iyi olmaz mı? Şimdi sen buna zaman harcıyorsun. Ne zaman para kazanacaksın? Belki 3 ay, belki 6 ay hiç para kazanamayacaksın. O arada evin işleri ne olacak? Çocuğun bakımı ne olacak? Hele de eşinizden destek görmüyorsanız, ailenizin, yakın çevrenizin bu olumsuz konuşmaları sizin moralinizi aşağı çekebilir. Hazır olun. Bu yüzden benim tavsiyem eğer çevrenizden bu türden konuşmalar duyarsanız onlara kulaklarınızı tıkayın. Her şeyin bir başlangıcı vardır. Her şey sabırla, çalışarak hallolur deyin, geçin ya da he he deyin, geçin. Ama hiçbir şekilde dinlemeyin. Kulağınızın buradan girsin, öbür tarafından çıksın. Hiç kimse sizi yolunuzdan çevirmesin. Ha, bu arada ev fena durumdaymış, işler aksamış, aman çocuğun bakımı da ne olacakmış diye kendi işinizi de aksatmayın. Beyleri devreye koyun. Eğer biriyle yaşıyorsanız, evli ya da evli değil neyse, hayatınızda bir erkek varsa ona şunu söylemekten geri durmayın. Ben bu işi kuruyorum. O yüzden seninle bütün sorumlulukları paylaşmalıyız. Hatta yeri geldiğinde sorumluluğun daha fazlasını sen almalısın ki ben bu işi hali yordamına koyabileyim. Ev işleri ise ev işi, çocuk bakımı ise çocuk bakımı. Zaten hayat müşterek. Yani bir evde eğer ev işleri, çocuk bakımı sadece kadının üstünden ilerliyorsa, kadının omuzlarındaysa o evlilik sahibi, o evliliğin içindekiler oturup bir düşünmeliler. Bu hayat bu şekilde mi paylaşılır? Yani kadın bütün yükü omuzlarına alacak, ezilecek, ezilecek, ezilecek. Evliyiz, çok mutluyuz. Nasıl mutluyuz? O kadın o ağır yükün altında ezilirken nasıl mutlu olabiliyorsunuz? Hangi vicdanla mutlu olabiliyorsunuz? Bu yüzden de kadınların ipleri ele alması gerekiyor. Kardeşim, gel buraya. Ben bu işi yapacağım. Ha, bu hafta ben hiç evi temizleyemeyeceğim. Bütün temizlik sende. Ha, çocuğu okuldan alamayacağım, ödevleriyle ilgilenemeyeceğim. Sende. Ona göre planını yap demelisiniz. Eşiniz de bu konuda size destek vermeli. Eğer eşiniz sizi desteklemezse, inanın işiniz çok zor. Bir şekilde onu ikna etmenin yollarına bakın. Ha, erkeklere de şunu söyleyeceğim. Eğer o kadını seviyorsanız destekleyin.
Onunla birlikte yan yana yürüyün. Sevgi dediğimiz şey emek istemiyor muydu? Hani sevgi emektir, Al Yazmalım filmindeki gibi. O emeği göstermedikten sonra o sevginin bir anlamı var mı bizim için? Yok tabii ki. Şimdi çevredeki o baskılara maruz kaldığınızda ne yapacağımızı biliyoruz. Buradan gelecek, öbür taraftan çıkacak, hiçbir şekilde dinlenilmeyecek. Eğer bir iş kurmak istiyorsanız ya da aklınızda bir iş fikri varsa size tavsiyem bu işi kurmadan önce mutlaka girişimcilik eğitimlerinden faydalanın. KOSGEB ve İşkur'un işbirliğiyle üniversiteler, belediyeler, onların da işbirliğiyle oluşturduğu girişimcilik eğitimleri var. İnternete girerseniz bulabilirsiniz. Olmazsa ben videonun alt kısmına, açıklama bölümüne link koyarım. Pek çok şehirde girişimcilik eğitimleri var. Ücretsiz bu eğitimler ve çok kısa süreli ama içinde yoğun bilgi bombardımanı olan eğitimler. Mutlaka gidin, katılın. Çok ufuk açıcı. Gerçekten ne yapmak istediğinize karar verirken ya da işinizi kurdunuz ama acaba sizi neler bekliyor? Ne yapmalı, nasıl davranmalısınız öğrenebilmeniz için bu eğitimlerden, girişimcilik eğitimlerinden mutlaka faydalanın. Ben çok faydasını gördüm. Girişimcilik kursunda bir hocam vardı. Demişti ki bu eğitimlere gelen kursiyerlerin %100'ü iş açmayı planlar. Kurstan sonra bu iş açmayı planlayanların %10-15'i kadar iş kurmaktan vazgeçer. Geri kalan %90'lık kısım da işini kurar. Ancak kurduktan bir yıl sonra %90'ı ya da %70-80'i işlerini kapatmak zorunda kalırlar. Bu o kadar önemli bir laf ki, yani düşünebiliyor musunuz? Bu genel olarak Türkiye'de, belki de dünyada benzer bir kural. Açılan şirketlerin %90'ı ya da %80'i bir yılın sonunda kapanıyor. Neden? İşte bu girişimcilik eğitimlerinden yoksun oldukları için. Çünkü bir iş yeri açtığınızda, bir dükkan olabilir, bir şirket kurmuş olabilirsiniz, ne olursa olsun, açmadan önce yol haritanızı çizmeniz gerekiyor. Bir iş planınızın olması gerekiyor. İş planı nedir? Nasıl yazılır? Nasıl çıkarılır? Ya da bir iş kurulacaksa acaba o doğru iş midir? Yani yine hocamın verdiği örneği aktaracağım size. Mesela demişti ki herkes çok heveslenir. Aa, bir kafe açayım, bir kafe açayım. Tamam, kafe açın da o kafeyi nasıl açacaksınız? Acaba açmak istediğiniz bölgede o kafeye gerçekten ihtiyaç var mı? Ya da der ki bir kafeyi devralacaksınız. Gidin bakın demişti. O kafeye müşteri olarak gidin. Şöyle günlük trafiğine bir bakın. Geleni, gideni, kaç şey geliyor, müşterisi geliyor dükkana. Bir etraflıca inceleyin. Sağındaki solundaki esnafla konuşun. O dükkanın iş yapıp yapamadığını. Yani ne kadar önemli ayrıntılar var, görüyor musunuz? Bu yüzden o girişimcilik eğitimlerine mutlaka katılın diyorum. Belki de bu eğitimi aldıktan sonra bir iş kurmak istediğinizde o işi kurarken nelere dikkat etmeniz gerektiğini bileceğiniz için adımlarınızı ona göre atacaksınız ve sağlam adımlarla ilerleyeceksiniz ve bir yılın sonunda da işinizi kapatmak zorunda kalmayacaksınız. Mutlaka ama mutlaka girişimcilik eğitimlerinden faydalanın.